biraz kendimi frenleme ihtiyacı duyuyorum. Konuşulan şeyler çok ağırdı. Yani neden bunu yaptığını bilemiyorum. Sayın ikinci başkanım kendisinin yanına gitti iki kere. Bu süreç içerisinde divan başkanının yanına giderken Engin Baltacı beyefendi o benim aile dostum. Başkanım müsaade edin de ben gidip bir konuşma yapayım dedi. Ben de tabii hay hay dedim. Şimdi yapılan konuşmaları buralarda anlatmak etmek bunların bir Beşiktaş'a faydası yok. Beşiktaş'a Beşiktaşları maddi ve manevi destek vermekten başka ve korumaktan başka asli görevi yok. Ama manevi anlamda söylemek istediğim şu ki şahsi ve kişisel tavırlar koyarak, kavga ederek, bir yere varamayız. Ben bu seneyi birlik ve beraberlik yılı yapalım dedim. Ama maalesef e, bu şu ana kadar yürümedi ama umuyorum ki bundan sonra yürür. Bu sebeple çok fazla e, şahsi konulara girmeyi de arzu etmiyorum. Bunları biz yüz yüze kendisiyle konuşuruz. Sürekli olarak ikinci başkanıyla beni arattıran sayın divan başkanımızın kurullardan sorumlu yönetim kurulu üyem ikinci başkanımla konuşmasından neden rahatsız olduğunu da anlamış değilim. Sonuç itibariyle sizin ikinci başkanınız beni aradığında her şekilde konuşuyor. Gereken saygı ve sevgiyi de gösterdiğimi sanıyorum. Bu disiplin konusu uzun uzun tartışıldı. Arkadaşlar tek bir şey söyleyeceğim. Lütfen buradan çıktıktan sonra tüzüğümüzü bir okuyun. Yine hata yapılır, yine hata yapılır. Şöyle ki genel kurula kişi yani ceza alan kişi kendi isterse genel kurula taşıyabilir. Yönetim kurulunun genel kurula taşıma yetkisi olduğunu düşünmüyorum. Haksız mıyım? Evet, bizim yetkimizde değil. Dolayısıyla birlik beraberlik yılını ilan ettiğimiz bu süreçte bu kadar kavga gürültü hiç de gerek yok. Aklıma gelenlerden başlayayım önce. KPMG raporu. KPMG raporu benim zamanında üç sene, üç buçuk sene evvel seçimlerden evvel ifade ettiğim bir konuydu. Çünkü Sayın Serdar Adalı Bey ben yedi sene inceleyeceğim dediği zaman biz de on sene inceleriz. Çünkü ben o dönemin içindeydim. Ve bütün arkadaşlarımın çalışanlarının bildiği bir konu var. Yöneticilerimin de bildiği bir konu var. Bundan evvel yönetim kurulunda bildiği bir konu var. Ben bu rapora zerre kadar müdahale etmedim. Bu rapor çıktı. Bu rapor söz verildiği üzere çıktı ve sayın o gün genel sekreter genel hatlarıyla istisnai durumların hepsini tek tek okudu. Bu rapor onun akabinde SPK avukatlarına, bürosuna ve İçişleri Bakanlığı Denetleme Kurulu'na tevdi edildi ve bir hukuk bürosuna da gönderildi. Hukuk bürosuna giden bu dosyayı hukuk bürosu evraklarını tamamlayarak davalarını açıyor. Şu ana kadar 11 dava oldu. 6-7 tane daha davanın açılabileceği öngörülüyor. Dolayısıyla KPMC raporunu bu davaların açılması bitmeden dışarıda bizim değerlendirme şansımız yok. Yasal olarak da yok arkadaşlar. Sonuç itibariyle ben görevimi yaptım. Bana itimat ediyorsanız verdiğiniz hukuk bürosundan da ne geliyorsa gereken yapılıyor. Buna ben de dahil. Bir iki tane de dosya benle ilgili geldi. 60 olduğu imzalarla ilgili. Gereken neyse ben yapacağımı söylemiştim. Yine de yapacağım. Buraya geldiğimiz üç sene evvelini hatırlatmak istiyorum. Sayın üyeler. Üç sene evvel geldiğimizde her şey unutuldu galiba. Elektrik sorunu vardı. Bunlar hafife alındı. Altı aylık maaşlar ödenmemişti. O gidebilmek için yapılması gereken borçsuz yazıları yoktu. Ve biz bu süreci elimizdeki cebimizdekini koyarak ve 675 milyon euro da, pardon TL'de kefaret vererek ayakta tutmaya çalıştım. Şimdi burayı yönetecek burada adam yok demek biraz hoş olmadı. 3 milyar borç gelene kadar ağzınızı açmadınız. Ben de dahil. Siz de dahil. Efendim ben ilgili kişiye söylüyorum. İlgili kişiye söylüyorum. Müsaade et. Dolayısıyla o gün Şenol Güneş affedersiniz. O gün Şenol Güneş giderken herhangi bir şekilde bir yorum yapmıyorsunuz. Bugün yorum yapıyorsunuz. Şenol Güneş o gün buradan gönderildi sevgili divan kurulu Gönderildi yani bir şekilde zorlanarak gönderildi. Dolayısıyla artık hocamızla ilgili de konuşmaya gerek yok. Dediğiniz gibi teknik direktörümüzdür, başımızdadır. Başarıya ihtiyacımız olan bir süreçte ondan çok ifade alacağımızı düşünüyorum. İnşallah iyi olur. Ahmet Nur Şevik Beşiktaş'ın çocuğu demişler. Arkadaş diyor ki bilmiyorum burada mı? Ya size ne rahatsızlığı var ki? Ben kimin çocuğuyum? Tabii ki buranın çocuğuyum. Trabzon'un çocuğu diye bağırdıklarında itiraz etmiyorsun da buna mı arkadaşımı itiraz ediyorsun? He? Ben beş tane hocam değiştirmedim üç senede. Ben geldiğimde zaten bir tanesi vardı. Benimle alakası yok. Kendisi gitmek istiyor. Bunu defalarca anlatıyorum ama olmuyor. Israrla anlamak istemiyorlar. Daha sonra bu taraftarın gönlünde yer olan hocayı getirdik. Sergen Yalçın hocamızı getirdik. Yaşananları siz de biliyorsunuz. Söyledim. Ben zarar veriyorum artık dedi. Gitmek istiyorum dedi. İki kere durdurduk. Ama gitmek istedi sonuç itibariyle. Onun üzerine ben üçüncü hoca dediğiniz Önder Karaveli benim altyapı hocam ya. Geçici olarak bizim kullandığımız bir hoca. Onu da rakamın içerisine koyuyorsunuz. Şimdi beşinci hoca Şanol Hoca beş diyorsunuz. Daha Şanol Hoca'yı değiştirmedik. Rakamlarda böyle eksecere etmenin hiçbir e, faydası camiaya olmaz. Az evvel ifade ettiğiniz gibi 45 milyon euro borç var. E, bunun faizi 28 milyon euro diyorsunuz. Ben hiç böyle yüzde 52 falan euro faizi görmedim. Sayın Başkan. Yani rakamları biraz e, daha irdeleyebilirsiniz. En azından çok genç arkadaşlarımız geldi. Gayet de iyiler. Teşekkür ediyorum. Onlardan sorup bunları alabilirsiniz. 540 milyon tanzim eee tazminat hükmedildi ve biz bir üst mahkemeye gönderdik. Bunu daha evvel de söyledim. İlgili kişiler ilgili kişiler bunu yarın siz üst mahkemeye getirmediniz diye sizi sorumlu tutarlar. Yargı altı ay sonra gerçekleşse ne olur? Bir sene sonra gerçekleşse ne olur? Hiç olmazsa karşınızdaki insan gelip de benim savunmamı yapmadınız, beni haksızlığa uğrattınız demesin diye biz bunu yaptık. Yani yargının karar vermesini durduracak, engelleyecek bir şey yapmadık. Mahkeme ben rapor aklanmak için bir vesiledir demedim. Mahkemeler aklanmak için bir şanstır. Eğer kendinizde bir sorun olmadığını düşünüyorsanız mahkemeler sizin mahkemeler sizin aklanmanız için bir vesiledir. Niye dert ediyorsunuz anlamında söyledim. Çünkü o kadar dert ediliyor ki sürekli olarak saldırı yapılıyor. Yani biz camiye gereken hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Haklarını koruyoruz. Buradan kimsenin şüphesi olmasın. Biz geldiğimiz zaman 92 milyon euro takım bütçesini 45 milyon euroya çektik arkadaşlar. Ve daha da aşağı indirmeye çalışıyoruz. Özellikle belirtmek istediğim bir şey var. Ben buraya geldiğim tarihten itibaren 3 yıldan beri ben başkalarının imzalamış olduğu futbolcularla ve kontratlarla baş başa kaldım. Ancak bu seneden sonrası için bizim kendimize ait bir yapı söz konusu olacak, kontratlar olacak. Ve en önemlisi mali anlamda şunu söylemek istiyorum. Geldiğimiz zaman borç 3 milyardı 600-700 milyon faizi vardı. 3603700 üstüne 800 tekrar bir dahaki sene derken rakamlara baktığınızda sadece benim dönemimde yapılmış olan zararın 300 milyon TL olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla kendi dönemimle ilgili yapabileceğim her şeyi yaptım. Ama gelen faiz yükü belimizi büküyor. Bu para 3 milyar olduğu zaman aynısı hep beraber çıkarmalıydık. Ama bunu Yalçın abi yaptığı için de adamı görevden aldılar. Özellikle özellikle belirtmek istediğim bir şey daha var. Kulübün yaklaşık amatörlere olan harcamalardaki açığı 12 milyon e, euro idi. Dolardı galiba. Euro. Şu anda bir buçuk milyon euro. Yani yaklaşık 10-11 milyon euro tasarruf etmişiz. Biz bu parayı bu kulübün menfaati için kullanıyoruz. Ancak ancak belirtmek istiyorum ki bütün sponsorlara buradan özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Beşiktaşlı dostlarımıza bir çağrı yaptık iş adamlarına veya diğer dostlara. Hepsi geldiler. Bütün amatör şubedelerin altyapında büyük bir kısmı olmak üzere giderleri sırtlandılar. Bugüne kadar böyle bir şey yapılmamıştı. Canı gönülden onları da buradan teşekkür ediyorum. Mali ve ekonomik durumu anlatabildiğim kadar anlattım size sevgili dostlarım. Yani benim 3 milyar TL aldığım borçtan kaynaklanan büyük bir sıkıntım var. Bu faizleri bir şekilde biz taşıyamaz haldeyiz. Ancak ekonomik anlamda kulübü doğru idare ettiğim konusunda hiçbir şüphem yok. En azından delikleri kapattık, giderleri kapattık. Elimizden gelen her şeyi yaptık en önemlisi pandemi döneminde dört tane kupa geldi buraya. O dönemin başkanıydım. Kolum kırıldı. Üç kere Covid oldum. Herkes evinde oturduğu zamanlarda mecburen tabii ki ben buralarda mücadele etmeye devam ettim. Eleştiriye varım. Eleştirmek benim için çok büyük bir sorun değil. Aslında faydalandığım da bir mekanizma. Ancak öyle hakaret edilmek aşağılanmaya çalışılmak hiç önemli değil diyemezsiniz burada. Ben kimseyle ortaklık yapmayı düşünmüyorum. Kimsenin de komşusu olmayı da düşünmüyorum. Bu abes kelimeleri şiddetli de kınıyorum. tüzük spor yasası gereği bir kere daha gözden geçirilip spor yasasındaki yönetmelikler ve uygun halde yapılmasını tercih ettik ve yönetmeliklerin henüz daha bitmediği için bu yasanın tüzük çalışmasına tamamlamış olamıyoruz maalesef ama en kısa zamanda bunu yapmamız gerekiyor. İşte gördüğünüz gibi yani yönetim kuruluna dilekçe veriyor. Onu disiplin kuruluna gönderiyorsunuz. Disiplin kurulu onu oraya gönderiyor. Hep birbiriyle çelişki ve çözülmesi gereken önemli konular var çocukta. Buna benzer. Yaklaşık 300 milyon zarar ettiğimizi ifade ettim az evvel. Özellikle belirtmek istiyorum. Boyd 180 milyon kulübe yük olmuştur. Laiç 220 milyon TL'dir yükü. Lens'in 240 milyon TL'dir yükü. Daklısında 80 milyon euro olmak üzere 700 milyon yaklaşık bu kullanılmayan futbolculardan, kullanılamayan futbolculardan yapılmış bir zarar var. Pandeminin verdiği zararda 115 milyon euro, yaklaşık 2 milyar 300 yani toplam 3 milyar lira benim yönetimimden kaynaklanmayan problemimiz var. Eğer pandemi olmamış olsaydı bu kulüp belki şu anda 2 milyar daha az borçlu olacaktı. Dolayısıyla biraz olsun insaf rica ediyorum. Yapılan yanlış hiçbir şey yok. Elimizden gelen her şeyin en iyisini yapıyoruz. Ve sonuç itibariyle de geldiğinizde borçları ödeyeceğiniz diye öderiz biz diyen yani Sayın Divan Başkanı'na şunu söylemek istiyorum. Ben Beşiktaş'ta Beşiktaş şubem varım. Eğer bunu ödeyecekseniz, ödeyebilecekseniz veya bunu bir şekilde kapatacaksanız biz size hizmet etmek bizim boynumuzun size gereken desteği veririz. İşin ilginç tarafı camianın yüzde 90 tarafı yüzde doksanı tarafından desteklendiğimizi biliyoruz. Bize saygı duyduklarını biliyoruz. Bize güvendiklerini biliyoruz. Ama bir yüzde onlu kesim var. Sesi yüzde doksandan fazla çıkıyor. O yüzde doksan arkadaşların nerede? Niçin gerekeni yapmıyorlar? Onları da buradan bu bu sıkıntımı iletmek istiyorum. Çok fazla konu var yazılmış olan ama müsaadenizle çok yorgun bir kötü bir divan kurulu geçiriyorum. Müsaadenizle ben buradan şu an için gitmek istiyorum. Çünkü hiç hoş olmayan bir tarzda başlayan konuşmayla bu ortamın bu hale gelmesi Beşiktaş'a yakışmamıştır. Ben çok daha fazla bu konuyu irdeleyerek Beşiktaş'ın dışarıda tartışılabilecek kötü durumlarda olmasından kaçınmak istiyorum. İşte asıl fedakarlık şahsi itiş kakışları bir kenara Beşiktaş'ı bırakabiliyorsanız en büyük fedakarlığı yapmış olursunuz. Beşiktaş şimdilik yönetim kurulu olarak bize emanet. Bizden sonra herkes burada gelip görev alacak. Biz de onların yanında eleştirilerle ama ölçülü ve saygılı kimseyi aşağılamadan görev yapmaya, onları yapanlara destek olmaya devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. Kolay gelsin. Sağ olun.